Öne çıkıyor dediğinde bu etkisi altında bırakıp yabancının da ilgisini çekecek. Çünkü yabancı da mesela bizim ilgimizi ne çekiyor? 8. Henry'nin filmini seyrettiğimizde herif çatal bıçak orta dururken eliyle yermiş çünkü. Koparıp yiyor. Ne diyor? Ay ne kadar geriymişler elle yemek. Aptal mı Avrupa'da orada kendini göstermeyi bilmiyor mu çatal bıçakla? Hayır, hakikati gösteriyor. Neyse, çok güzel. Gelsin çok kaşıklara bakıyor, yemek yiyor, çatalla yiyor kariyerini. O devirde çatal diye bir şey yok. Masa yok, çatal hiç yok. Benim işte kendime 8-10 tane var topladığım. Hakiki kaplumbağa kabuğu. Bir tanesinin ucu mercan, birinde fil dişi var. Altın kakmalı. Öbürküler kaplumbağa. Şey değil, hayır, saraylarda yok. Kaplumbağa kabuğu ya da fil dişi. Fakat onların uçları da bütün böyle mercan, altın, kaşıklar var. Ama mesela yemek için şöyle kaşık var. Çorba için daha büyüğü var. Çatalla yemek yemek Osmanlı tarihinde 18. yüzyıl sonrası. Yani biz kültür olarak her yemeği kaşıkla yemişiz. Ya elle ya kaşıkla. Sarayda öyle. Yemek çok daha önde diye düşünüyorum. Sarayda öyle. Yani sarayda da çatal bıçak 18. yüzyıldan sonra gelmiş çatal bıçak. Yani bir tek Levantenler, hani buradaki Rumlar, hatta Rumlar, Ermeniler bile bizler gibi de Levantenler hani çatal bıçağı falan kullanıyor. Geri kalan da yok. O kaşıkların güzelliğini görsen sen anlatmak mümkün değil. Peki hiç mi araştırmadın? Ben bir defa baktım zaten. Söylüyorum çünkü merak etme. Hayır, söylüyorum. O çünkü merak yüzüme kapadı telefonu. Tabii ben hakikat söylüyorum diye çak! Bir de bir daha dedi benimle böyle bir konuşmayı kabul etmiyorum dedi. 35 sene var, karı yamağım gibi burada Osmanlı tarihi dinliyor. Bir arogans, bir hani ben oldum davası böyle var ya hani Allah. Ben mesela mangalda anlattığınız şeyi biliyordum, bildiğim için şeydi ama kaşık hikayesi mesela ahşaptan böyle bir şeyin yerinde ahşap yok tamamen, ben ahşap, ahşap tamamen fakirlere has bir şey. Fakir ve kırsal kesim. Evet. Ama orta sınıfta da ahşap çok az. Varsa da ahşap oyma bir işte sedir ağacından, ondan. Üstte bütün gümüş kakmalı. Yani tahta kaşık köyde veya çok fakirlerin kullandığı bir şey. Orta sınıf hele köş, hele saray. Ki özenti daha öndedir ki. Mücevher ayo. Tabii. Kahve fincanlarını görsen sen saraya gidip görmüyorsun eşek. O kahve içtikleri fincanların her birisini birini bana da verseler sana hayatımız kurtulur. Üstündeki yakutlar, zümrütler, kahve içtikleri. Sonra mesela şey var, bir tane görmüyorum. Çünkü biz Orta Asya'dan gelen etkiyi çok uzun yıllar taşımışız. Esasen Orta Asya Türkleri olduğu için Orhanlar, Karakeçiler, Şerifleri falan. Çin ve Mongol ve Moğol'la benzerlikleri çok vardı. Yörükle, bilhassa yörüklerle giyimde. Mesela kadınlar saçını topluyor o devirde. Hotoz iğneleri var. Adı hotoz iğnesi. Topuz değil çünkü o devirde yapılan. Hotoz. O toplamaya hotoz deniyor. Böyle altında çubuk, uçlarında elmas, menekşeler, kuşlar, sarkan, çin gibi. Hani ama daha hani Anadolu'ya dönmüş topuzunu onunla topluyor. Yani adı da hotoz. Mesela kadın orada kullanacak. Hotozumu toplayacağım daha ya. Yani yapımcıya açıyor. Ki çok ciddi para verdiğini duydum ben. Eşinde hele. Stara geçerken. Daha da çok. Şimdi uzatmak için de geberiyorlar 4 seneyi. Çünkü 4 sene yap, yani yapmaları starın içine geliyor. Vallahi yani nasıl uzatacaklar, araya ne koyacaklar? Uzat. Allah şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim insanlarımız hikaye izlemiyor.